Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bu akşam gelenler çok kazanacağına inanıyorum. Hiçbir derste böyle dedim mi? Demedim değil mi? Bazen benzer cümleler kullanıyorum. Demek ki bu bazen cinsinden olsun o zaman. Mevzumu şu. Çalışarak geldim. Allah ve ahiret inancı ihtiyaç mıdır? Allah'a inanmak ihtiyaç mıdır? Allah'a ve ahirete inanmak ihtiyaç mıdır? Neyimizi gideriyor? Bu mevzu tabii insanoğlunu çok meşgul etmiş, felsefe olmuş, felsefeler çıkmış, bir sürü akımlar çıkmış, öğretiler çıkmış, doğmalar çıkmış, dogmatikler çıkmış. Şimdi ben bu dersi işlerken mukayeseli ve neticeye çabuk giden bir yöntem var. Soru sorarak, cevap üreterek değil, soru sorarak mağlup etme metodundan bir metottur. Soru sormak. İlk önce bir mukaddeme yapacağım. Yani düşünen kafalar bu akşam istifade edeceğine inanıyorum. Biraz da böyle kurdumu dökmek istiyorum. Enfusi değil. Başka bir yol. Size seçtim. Çizdiklerimi okuyacağım. Şu koca şeyde çalışmalarda çizdiklerimi size okuyacağım. Sonra Risale'den metnini okuyacağım. O okuduğum, size okuyacağım metin ve onunla alakalı payandalarını, onları da okudum ve notlar aldım. Ama benim okuduklarımı hep okuma fırsatım olmayacağı için hulasa ettim. Size belki iki paragraf ancak okuyabileceğim. İnsan nedense alıştığı açının dışına çıkmak istemiyor. İnsan nedense alıştığı dünyadan, alıştığı düşünceden çıkmak istemiyor. Hep kopuk kopuk olacak cümleler çünkü atlayarak okuyorum. Kuvvetli tefekkürle maddeyi yırtarsan, maddenin tesirinden çıkarsın. Maddenin yaptırıcılığından sıyrılma nispetinde insan ötelere taşınıyor. Ama bu yolda kuvvetli rehberin yoksa sistemini bozarsın yanlış düşüncelerinden dolayı. Kuvvetli tefekkürle maddeden sıyrılmanın yöntemi tefekkürdür. Ama yöntemsiz vurgun yersin. Her şey dışımızda ceyran ediyor sanırız. Oysa her şey içimizde ceyran ediyor. Dışarıda gözlemleyip, onaylayıp reddediyoruz. Zahirde ağaç çekirdeğin dışındadır gözükürken aslında çekirdeğin içinin dışa ifadesi olduğundan içinin dışında yani içinde ceyran ediyor. Dışında hiçbir şey ceyran etmiyor. İnsan kainatın çekirdeğidir. Kainatta olan her şey insanla alakalı. İnsansız düşünemezsiniz ve çözemezsiniz. Ve insanda ceyran ediyor. Yani depremler, heyelanlar, tsunamiler insanın dışında ceyran etmiyor. Kainat büyük insandır. İnsan küçük kainattır. Hatırlatarak geçiyorum. Başka? İnsanın sanatı olan çanak anten ve kablosu, çanak anten uzakları getirip yakın ediyor. Kablodan suret, ses ve yazı taşınabiliyorsa, insanı yapanı düşün, insanın eseri bu. Çanak anten uzakları, sesleri, suretleri ve yazıları bize taşıyorsa ki bağlantı yok, bu bir sanattır, sanatın yaptığı sanat. İnsanı yapanı düşün. Çanak uzakları çekiyor, insan gayb alemini çekemez mi?
Çanak anten cansızdır ve ruhsuzdur ve hissizdir. His yoktur. Ta kilometreceli mesafedekiler, sesleri, suretleri, yazıları bu tarafa taşıyorsa canlı ruhlu ve şuurlu ve akıllı olan insan öteleri buraya taşımaz mı? Alemimizde Allah Celle Celaluhu kavramını doldurmak nispetinde aramızda boşluk zannettiğimiz kaldırılıyor. Yani mevcudatla aramızdaki boşluk, insanlar arasındaki ilişkiler ve varlık anlayışımız Allah alemimizde ne kadar dolarsa, yani boş bir kaba suyu koyduğunuz zaman kabarcık çıktığı gibi alemimize Allah ve ahiret inancı ne kadar konarsa o kadar efendim içimizdeki zanlardan ve sıkıntılardan kurtuluruz. Şimdi buna ait bir şey. Allah ihtiyacını hiçbir şeyle dolduramazsınız. Ahiret ihtiyacımızı da hiçbir şeyle dolduramazsınız. Nasıl ki kaba konulan su gibi, havayı nasıl ortadan kaldırdığı gibi, ahiret ruhumuza oturması nispetinde sıkıntılarımız terk edeceklerini göreceksiniz. Buraya dikkat, altını çiziyorum. Kabı suyla dolduruyoruz, hava gidiyor. Üç tane şey farklıdır. Su, kap ve hava. Akıl ve ruh ve hayatımızı doldurulacak, doldurulması lazım, malzeme lazım. Bu malzeme, aklı doldurulan malzeme akıldan kıymetli, ruhu doldurulan malzeme ruhtan daha kıymetli, hayatımızı dolduran madde de hayatımızdan daha kıymetli olsun ki doysun ve dolsun. Aklımızı dolduran malzeme akıldan basit olmamalı. Basit olursa o akıl doymaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam felsefeci değildi. Ama davasının içinden felsefeciler, lehte ve alehte olanlar çıktı. Onu reddeden felsefe, onu onaylayan felsefe. Oysa kendisi ümmi bir zattan davasını bütün insanlarla meşgul edebilmiş. Felsefe akımları bununla meşgul olmuş. Oysa kendisi felsefeci değildi. Felsefenin temelinde, yani dinsiz felsefede, yaratılış yoktur, oluş vardır. Yaratılış kendisini inkar eder. Yaratılış varsa fail vardır. Çünkü olan bir şey var. Onlarda oluş vardır. Yaratılış yoktur. Maddenin fonksiyonuyla, yani evrilip devrilip çevrilip olan bir şeydir. Dolayısıyla yaratılanla yaratan aynıdır felsefede. Yani kendi kendine olmuştur iddia etmiş oluyor. Misal, aklı rastlantılarla, dönüşümlerle izah etmeye çalışır. Aklı akılsız malzemelerin bir araya gelerek kurdukları düzenektir der. Netice böyle çıkıyor. Akıl eğer oluşsa kendi kendine olmuştur. Maddenin evrilip devrilip çevrilmesinden akılsız maddelerin fonksiyonudur. Bir araya gelmesiyle ortaya çıkarttıkları bir neticedir. İddia ederek aklın kaynağını akılsız, gözün kaynağını kör, ilmin kaynağını cehalet olarak kabul etmek zorunda kalmıştır. Atlıyorum, okumuş sayıyorum. İslam'da ise hiçbir özelliği taklit değil, orijinaldir. Felsefe dinlerden etkilenmiş ve fikir yürütmüştür ve birbirlerinden etkilenmiştir. Kopuk dedim ya cümleler. İslam'da ise hiçbir şeyi kimseyi taklit etmemiştir. İlk ve orijinaldir. Felsefecilerin mucizeye hiç dokunmazlar. Peygamberi veya Kur'an'ı inkar ederlerken hiçbir zaman dikkat ederseniz hiçbir şeylerinde mucizeye dokunmazlar. Kabul veya red kullanmazlar.
mucize felsefecilerin akıl almadığı bir yöntemiyle çürüten bir özelliktir. Çünkü felsefenin orijininde, orijinde derler felsefede, felsefenin yapısında, öğretisinde mucizelik yoktur. Harikalık yoktur. Sebep-sonuç ilişkisine odaklandığı için harikalık olmaz. Mucizeyi kabul edemez. Mucizeyi kabul ettiği anda kendisini inkardır. Bir de edebiyat öğretmeni vardı değil mi? Kimdi o edebiyat öğretmeni? Bir arkadaş vardı. Bugün yok. Onunla alakalı bir yer var. Maalesef felsefeci varlık hiçbir şey işaret etmez. Felsefe varlık hiçbir şey işaret etmez. Yalnız kendine işaret eder der. Kafaları bu. Yani eşya hiç kimseye, hiçbir soyuta işaret etmez. Her madde kendisini işaret eder, kendisini belirler. Oysa varlık hem kendini hem de işaret ettiği diye kişiyi veya nesneleri tanımlar. Trafik levhaları kendi dışındaki şehre işaret eder. Varlık aynı zamanda işaret levhalarıdır. Felsefe bunu kabul etmez. Felsefe maddenin bir yere işaret etmez. Kendisini tanımlar. Başka bir şeyi tanımlamaz der. Oysa madde işaret levhaları gibidir. Sizi bir yere götürür. Başka? Varlık aynı zamanda işaret levhalarıdır dedik. Bu Allah meselesi sıradan bir mesele değildir. Karar verdiğinizde her şeyiniz temelinden değişiyorsa o zaman sıradan bakılmamalıdır bu derslere. Yani Allah meselesi kabulü veya reddi bütün dünyanız değişiyorsa bütün dünyanız kadar kıymetlidir bu mesele. O zaman ciddi değer verilip zaman verilmesi gereken bir iştir bu. Allah meselesi. Demek atlayarak gene atlıyorum. Burada temel sorun şu bence. Bir yazılar yazdım. Bu da çok önemli. Yer yer kullanıyorum ama burada biraz daha kaynaklı olsun. Akıl kaynak görenler var. Akıl kaynak. Yani akıl alet olarak görenler var. Felsefe ile din arasında en büyük farkı söylüyorum. Din akıl bir alettir der. Felsefe akıl ustur, özdür, tözdür. Yani ben olan bendir. Kaynaktır der. Farka bakın. Akla kaynaktır der. Din ise buna alet der. Eğer siz akla bir varlık kaynağı ben olan ben diye bakarsan işin çok zor. İşte felsefe akımlarının farklılıklarının temeli buradan kaynaklanıyor. Buna en kısa çözüm cevaplar vermek değil, sorular sormak olmalı. Soruları sorunca otomatik düşünceler çöküyor. Yani akıl bir kaynaksa, akıl kendisini neyle inşa edecek? İşte izah etmiyorum şimdi. Akıl kaynaksa o şekilde felsefe yapmış, bilgi üretmiş. Din, aklı kendi davasında şahit tutmuştur. Ona meseleyi de götürmüştür. Kaynak kabul etmemiştir. Dolayısıyla fikir akımları böyle tersten inmiş. Varlıktan yoktura hiç diye delil aramıştır felsefe. İlmin kaynağı olan mevcudatı cehalete kaynak yapmak istemiş. Adeta gözü köre vererek, kulağı sağıra dayandırarak, düşünen ve karar veren ve üreten ve kabul eden, kabul edip reddeden aklı hücrelerin hareketine bağlamış, maddenin özelliğidir, fonksiyonudur demek çok garip olsa gerek. Yani aklı akılsız malzemelerin bir araya gelmesiyle diye iddia etmek zorunda kalmıştır. Dinin en büyük cevaplarından biri de, din varlıkla ve kendi iç dinamikleriyle çatışmıyor, çelişmiyor. 13. sözden kaynağı hemen bunu söyleyeyim. Dinin en büyük cevaplarından biri de felsefe birbirini reddettiği için var olmuşlardır.
Din ise varlık ve kendi iç dinamikleri hakkında bilgi verirken çatışmıyor, çelişmiyor. Yani akaidle, inançla eylem ve eylemlerin detayları arasında hiçbir çatışma yok. Yani birbirine tenakuz bir hüküm yok. Bu çok önemli. 13. sözü hulasa ettim. Dinin bu kadar hükümleri varken hiçbiri birbiriyle çelişmiyor. Ben mesela insanım, dindarım dediğim halde hayatımla itikadım, iddia ettiğimle yaşadıklarım çoğu ve bazen kez çelişiyor ve çatışıyor. İnandığım gibi değilim yani. Dinin bu kadar hükümleri varken hiçbiri birbirleriyle çelişmiyor, bilakis birbirini tamamlıyor. Bu ise bir insanın düşünmesiyle konamaz, getirilemez. Zira akıl üstü ruhu ve hayatı yorumlamasında, inşa etmesinde çok belirgindir. Yani ruhu inşa etmek için ruhun üstünde bir kaynak lazım. Aklı inşa etmek için akıl üstü bir veri lazım. Felsefe temelde aklı kabul ettiği için aklını ne ile inşa edecek? Akıldan daha basit maddenin hareketleriyle, maddeyle doldurmaya çalışmıştır. Varlıkla doldurmaya çalışmış. Oysa insanda ruh da var, tabi ruhu kabul etmiyor. Yani çok ilginçtir, ruhu reddediyorum diyen de ruhtur. Kendi kendini reddediyor. Ben kabul etmiyorum, reddediyorum diyen ruhtur. Maddenin fonksiyonu değildir. Eğer maddenin fonksiyonu olsaydı 60 kilolu, 70 kilolu insanlar aynı manayı düşünürlerdi. Çünkü maddenin fonksiyonuysa 60 kiloluk insan da aynı şeyi düşünecek. Öteki 60 kilolu insan da aynı şeyi düşünecek. Düşünce farklılığı olmazdı. Eğer düşünce farklılığı maddenin haricinde kabul ediyorsa o zaman bir kaynak kabul etmiş oluyorsun. Din bu kadar hükümleri varken hiçbiri birbirleri çelişmiyor, bilakis tamamlıyor. Bu ise bir insanın düşünmesiyle konamaz. Zira akıl üstü ruhu ve hayatı yorumlamasında, inşa etmesinde çok belirgindir. Yani dinin kaynağı mevcudat olmadığı, beşeri düşüncesi olmadığı çok belirgindir. Niçin? Ruh inşa ediyor, ruhu dolduruyor. O zaman ruh akıldan üstündür. Akıldan üstün olan bir şeyi doldurmak için onun alttaki veriyle dolduramazsınız. Üniversite mezununa, ilkokul sınıfına sokup da Elif BTS'yi öğretemezsiniz. Yani tatmin edemezsiniz adamı, tutamazsınız orada. Çünkü hayat ve ruh akıl üstüdür. Siz akılla akıl üstünü akılla inşa edemezsiniz. Siz aklınızı akıl üstü bir yapıya aklınızı taşıyamazsınız akılla. Zira bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla memnun edemezsiniz. Ancak bu aklı yapana bu aklı bağlarsan aklı memnun edersin. Akıl onu inşa edemez, malzeme üretemez ve onu tatmin edemez. Ateist der ki, atlıyorum, hızlı gidiyorum çünkü metnini okuyacağım. Biz Tanrı'yı, bak şimdi, biz Tanrı'yı tanımıyoruz ki. Ana felsefesilerini taşıyorum yani, taassup yapmayacağım. Batılı niye şey yaptın diyenlere de özür dileyeceğim. Ateist der ki, biz Tanrı'yı tanımıyoruz ki mevcudatın işaretlerinin onu gösterdiğini bilelim. Mevcudat onu işaret ettiğini nereden bileceğim? Çok ilginç değil mi? Ne kadar akıllı. Ama temele baktığınızda ne kadar akılsız olduğunu göreceksin şimdi. Aynı şeyi sen kendi içsel aşkınlığına, ruhun derinliklerine sorsan, yani ruhunu, vicdanını, şefkatini tanımıyorsun. Tanımadığına göre bir insanın şefkatli olduğunu nereden biliyorsun? Bir insanın şefkat, ya ne şefkatlidir? Bu şefkati gören tipini, hacmini, kütlesini, litresini gören yoktur. Peki madde arkası olan şefkat sıfatı, şefkatli olduğunu nereden biliyorsun? Tabii ki ona işaret eden eylem ve fiilleriyle. Şefkatli olduğunu nereden biliyoruz?
eylemleriyle ve davranışlarıyla şefkatli olduğunu anlıyoruz. Pat iki tane vurdu adam. Niye vurdun? Çok şefkatli olduğunda. Böyle olur mu? Yok. Bir ikram ediyor. Bir tek ikram muhabbeti, bir tek tokat adaveti gösterdiği gibi der. Ha? Onların tabiri olduğu için Tanrı kullanacağım. Tanrı'yı onlar hep duyu organlarında, organların kavrama seviyesine görmek istemişler. Yani Allah'ı göz, kulak, dil, burun ve dokunma gibi seviyede aramışlar. Yani bakın, bu mevcudat ona işaret ettiğini nereden biliyoruz? El cevap, sen içsel aşkınlığını, felsefede aşkınlık der içsel yapıya, enfuse. Nasıl içine onaylıyorsun? Şefkatlidir, gattardır, anlayışlıdır, vicdansızdır. Eylemleriyle, davranışlarıyla şefkatlidir diyorsun. Heh, demek ki bir bisküvit vermesi, çikolata vermesi şefkate işaret ediyor. Ama çikolata şefkata benzemiyor. Allah da elmaya benzemiyor. O da ona işaret ediyor. Merhameti gösteriyor. Tanrı'yı tanımıyoruz ki onun işaretlerin onu götürsün diyen felsefeci kendini tanısaydı bunu demezdi. Din olup felsefede olmayan çok gözden kaçırılan en büyük özelliklerden bir tanesi belagat ilmidir. Felsefede olmayan ve dinde olan belagattır. Onu okuyorum ve kesiyorum. Felsefede belagat yok. Din belagatı çok kullanır. Bazen ne demek belagat? Bazen camidatın içinden konuşur. Bazen fıtratın içinden konuşur. Bilmeyen felsefe buna yanlış metin diye nitelendirir. Mesela felsefenin çok kullandığı itirazlarda, Kur'an'a itirazlardan bir tanesi de Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Manası nedir? Kim diyor bunu? Allah diyor. Başka bir tanrı mı var diyor. Ha 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 gülüşüyor ya. Belagat bilmiyor. İnsanın fıtratına girerek insanın fıtratıyla insana hitap ediyor. Böyle söyle diyor. Çocuğa biz yaptığımız gibi. Yavrum Allah de ha. Allah de. Elif 1 2 3. Hadi 1 2 3. Onu öğretiyoruz. Onun seviyesine inmek onun kemalatını gösterir. Ettenezulat ilahiyati ala kulil beşer. Beşerin seviyesine inip beşerin seviyesinden sanki alemini giriyorsun, ona hitap ediyorsun. Bu rahmettir. Bir profesör kendine yakışır gibi ilkokul çocuklarına hitap ederse o çocuklara zulümdür. Ama çocukların seviyesine konuşursa, ortaokul liseye gidince seviyede onun yüksekliğini gösterir. Ama cahil adam uzaktan baktığı zaman şuraya bak ya, şu cahil adama bak ya. Şu bir de profesör diyorlar ha, bak 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 şuraya bak. 1 2 2 artı 1 eşittir 3 diyor ya, şuna bak yani neyle uğraşıyor der. Oysa cehalet kendisidir çünkü konuşma muhataba göredir. Allah insana hitap ediyor. Kendine yakışır gibi konuşsaydı insan anlamazdı. Felsefe burada çuvallamış, çok çaresizdir. Bilmiyor ki felsefe bunu yanlış metin diye nitelendiriyor. Oysa insanı camidatı konuşturmuştur din. Felsefe kendi dünyasından çıkamadığı ve güçlü zengin zemini olmadığından, güçlü ve zengin zemini olmadığından ben olup bana garip benimle konuşamaz der. Yani Allah ben olup benim içime girip sanki benimmiş gibi bana hitap etmesi onun çok büyüklüğünü gösteriyor. İnsanın en büyük meselesi kabir ve ötesi felsefe izah edememiştir. Ve insanın ciddi ihtiyacını çaresiz kalmıştır. Kabir meselesi. Böylelikle çabası boşa çıkmıştır. Kabir izah edilmedikten sonra neye çözüm getirirseniz götürün öldükten sonra hepsi burada kalıyordur. O zaman çözümsüzlüğe itmiştir çözüm dediği şeyler. Kabir izah edilmeyen hiçbir felsefe çözümsüzlüğe itilmiştir ve mahkumdur. Çünkü insanın en büyük meselesi kabir ve ötesidir. Kabir izah edemeyen insanın hiçbir derdini çözemez. Dünyada biten yani ahirete bakmayan, oralara nüfus etmeyen hiçbir felsefe insanı mutlu edemez ve insanı yapılandırıp inşa edemez. Dimağı kıblesine koyan imani bil ahirettir. Dimağı yapılandıran tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik,
İzan, iltizam, itikat ve ruh bütünlüğü, insanı bütünlüğe getiren ve insanın kıblesi olan imanı bil ahirettir. Aklın kıblesi ahiretin, ahiret imandır. Dünyayı ve içindekileri izah etmek kör düğümdür. Yani ahiretsiz dünyadakileri izah etmek kör düğümdür. Havanda su dövmek veya fanos biliyorsunuz bir cam şişidir, böyle yuvarlak. Misketin dönmesi gibi düşünün. Misket attığınız bir öyle bir böyle aynı yerdedir. Ahiretsiz dünyadaki kanseri, tsunami'yi, bela ve musibetleri, ölümleri izah edemezsiniz, çözemezsiniz. Oysa insanın büyük meselesidir. Neye benzer? Bir böyle attı, bir böyle attı. Bir böyle düştü, bir böyle düştü. Hiçbir şey. Bir felsefe bu tarafa, öteki felsefe böyle attı. Çözüm yok. Burada bitiyor. Burada biten bir şey, her şey çözümsüzdür. Sıfırlanıyor. Yani havanda su dövmek derler ya, veya havan vurma, hava vurmak veya fanusta misket oynamak gibidir. Sonu çok kötüyle biten bir şey insanı nasıl mutlu eder? Felsefe diyor ki kabire, her şeyin sonudur. Yılan ve çıyanlara, akreplere yem olacaksınız. Her şeyi en korkunç bir şeyle bitiren bir felsefe, getirdiği malzemelerle insanı nasıl mutlu eder? Çünkü bizi en korkunç şeye muhatap etmiştir. Bitiyor ve kendi yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Teneffüs ettirip kitap okuyacağım. Cenazeye gitmiştim. Meydanda insanlar obek obek idiler. Fatih cenazesi camisinde. Cenazede cemaatle alakalıydı. Nurcuların bir abimizin vefatıydı. Cenazeye gittiğim zaman meydana çok ilginç, ilgimi çekmiş ve harika bir şey Allah'ın bana ikram ettiği bir mana. Bence çok önemli. Fatih cami avlusuna gittiğim zaman obek obek insanları gördüm. Niçin obek obek de hep karma değil? Niçin hep kaynaşma yoktur da fakat grup gibi durdular diye çok merak etmiştim. Dikkat ettim. Aynı şeyleri paylaşanlar, aynı yerde duranları gördüm aynı obekte. Avluya yeni birisi gelince hemen bakıyorlar. Bazı grubun sevindiğini, o giren bir insanın, bazı grubun sevindiğini, bazısının hiç alakadar etmediğini, bazılarının rahatsız olduklarını gördüm. Allah Allah. Anladım ki, evet, şuymuş. Evet, anladım ki sevgili arkadaşlar, ne kadar acayip bir şey biliyor musun? Şimdi felsefe ahireti çözemedi ya. Din diyor ki, ahiret denilen bir alemi yorumladıktan sonra inandığın aynı dava arkadaşlarının 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, hat ve hesaba gelmeyen ehli tevhid ve dava arkadaşların diyor ki, o dostları, bizim dostlar, ebedi ölümlerinden, çürümelerinden kurtulup imanı bil ahiret, mesrurane bir nurani alemde seni bekliyorlar vaziyetinde müşahede ediliyor, edersen. Yani düşün, ölüme bak, şöyle bakıyorsun, ölüme bir yılan, çıyan, akreplere yem olma zeminiyken din geliyor alıp seni kurtarıyor. Diyor ki hayır, bütün kafileler seni bekliyor, özlüyorlar seni. Mesela gurbete gitmiş bir insan asker veya okul vasıtasıyla ayrılmıştır. Evine nasıl gelir? Şimdi ölüm anında veya kansersin böyle, ya ustad orada hakikaten, Geylani de orada, Resulullah var ya, Davut Aleyhisselam Rahman okuyacak. Şimdi ya hakikaten bunların kafileli garip ya. Onlar beni bekliyorlar. Vaziyetiyle ölüme bakmak.
Yılan çıyanlara, akreplere yem olacağım diye ölüme bakmak. Hangisi işine geliyorsa onu onayla. Tercih sana ait. O kadar keyif verdi ki, bak şuraya bak. İman-ı bil ahiret geldi, gözünü açtırdı. Ya Risale-i Nur, deli bir kitap yani. Deli ediyor adama, bak şimdi. İman-ı bil ahiret geldi, gözünü açtırdı. Hani rüyada kullandığın bir gözün 77 kat yukarısındaki bir göz. Gözün kapalı ya. Horlarken gözün kapalı. Horlama anında rüyada ses duyuyorsun. Demek bu kulakta duymuyorsun. Hangi kulakta duyuyorsan. Gözün kapalı, bir sürü şeyler gördüm, neler gördüm. Gözün kapalı olarak olduğu halde ne görüyorsan, hangi gözle görüyorsan. O gözün 7 kat ilerisi. Hangi göz? Manevi göz. Gözünü açtırdı, perdeyi kaldırdı, bak dedi. Din sana yorumlar getirdi, bununla bak dedi. O imanla baktı şimdi. İman bir gözdür, iman bir kulaktır, iman bir akıldır. Hayatın felsefesidir, hayatı yorumlamaktır. Hayatı yorumlamaktır din. O imanla baktı, cennet lezzetinden haber veren, bak ölüme bak. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup, hanımın, çoluk çocuğun, bir sürü sevdiklerin var. Bir kız için intihar eden insan düşünün. Para veya işte fabrikasını kurtaramadığından intihar edeni düşünün. Şimdi böyle bir insan, güzele meftun, mala bu kadar düşkün bir insanın diyor ki sana, cennet şöyle şöyle bir hayattır. Bir sevdiği için intihar eden, nihayetsiz sevdiklerine kavuşmayı vaat eden bir din ne olur? Değil mi? Dedenle kavuşacaksın. Vay sen niye dedin ya, ben hiç kavuşmak istemiyordum ya. Yok olmak, yılan çıyan akreplere yem olmak daha iyiydi denilebilir mi? Yani dinsiz budur yani. Siz yok olacaksınız. Ne mutlu size ki yok oluyorsunuz. Ne mutlu ki diyor, fani ömrünüzü bekaya teptil ettiniz diyor din, değil mi? Fani ömrünüz bekayın kılaveti, çekirdek oldu. İşte din geliyor, cennet lezzetinden haber veren bir lezzet-i ruhaniyi, o dostları ebedi ölümden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı cennet lezzetini. Onu bekliyorlar, seni bekliyorlar. Şu cümleye bakın. Bilmem ben hissiyatımı aktarabilecek miyim? Onu bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Yani seni birisi bekliyor, gözlüyor, özlüyor. Sen de böylesin. Hemen bir örnek verdim. Bir kız için intihar eden, parasını tedarik edemeyip intihar eden bir insanın böyle bir mülk, baki bir mülk, böyle sevdiklerin ve Allah dahil bunun içinde seni bekliyor, gözlüyor ve özlüyor. Sen de istiyorsun. İşte bununla bekliyorsun dünyada ölümünü. Ha gittik, ha gittik, az kaldı ya, dişini sıkmana askerlik bitiyor. Bir var, bir de yılan ve çıyanlara, akreplere yem olacağım diye ölümünü, ecelini bekliyorsun. Fark sana aittir. İnsan su içer. Yaşasın Risale-i Nur. Öpmeyi hak ettin. Elhamdülillah. İnsan say hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu müsüllü. Hayvan. Vallahi ben dün başka ahırdaydım. Bu ne biçim bir ahır? Sahibim farklıydı, şimdi farklıdır demez yani. Böyle bir defterinde yok. Sen öyle misin? Ulan şimdi diyorsun, ulan iyi ki geldik bu derse ya. Diye bak. İnsan sair hayvanata muhalif olarak. Hiç kimse, diğer hayvanlar ölümünü de bilmez ha. Öleceklerini bilmez. İnsan bilir. Ya merak ettim ya bu... Köpeğin güldüğünü gören var mı? diye. Köpeğin güldüğünü gördünüz mü? Sığırın da görmedim ben. Acabime gidiyor ya.
gülmek de bir imtiyazlı gibi geliyor bana. Tam hepsini araştırmadım ama yılanın timsahın kaka attığını görmedim yani. Neyse bu orada yok da bu kafam kayıyor o şeylere. Bak böyle güldüğünü görmedim ben hiç mesela. İnsan sair hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu gibi misüllü dünya ile alakadardır. Akaribiyle münasebettar olduğu gibi nevi beşer ile de ciddi ve fıtri münasebettardır. Brezilya'daki bir Müslümanla da alakadarsın. Cezayir'deki bir Müslümanla, Filistin'deki bir Müslümanla, Çeçenistan'daki bir Müslümanla saadetleriyle saadetleniyorsun, elemleriyle teellüm ediyorsun. İnsan böyledir. Yani istersen de böyledir. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedide de bekasını aşk derecesini arzuluyor. Yani bu dünyada güzel bir hayat sürmek istediği gibi kabir sonrası da böyle bir hayatı istiyor. Bak şimdi çok önemli. Altını çiziyorum bak bu ikinci altını çiziyorum dedim bir tane o not okurken. Şimdi bunun altını çiziyorum ve altı çizilmiş. Midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi midesinin götür elini midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl, kalp, ruh ve insaniyet mideleri içinde tedarik etmeye fıtraten mecburdur ve çabalıyor. Mide istediği gibi kulak da istiyor güzel sesi. Göz de güzel manzara istiyor. Anlamasın onu. Amalara sor. Sor ama olanlara daha çok. Sonra kör olanlara gözün ne olduğunu sor. Mide ihtiyacın istediği gibi. Mesela öyle diyor bir tanesi. Cahil birisi. Ya oğluna diyor. Oğlum namaz diyor. Karnını mı doyuruyor? Hocam ne diyeyim anneme dedi. Ya biz karnımızı doyması için ekmek de yemiyoruz ki. Sen ekmeği yediğin zaman annene de ki akciğerin doluyor mu? Ekmeği yediğin zaman kulağına hoş bir sada gibi kulağını memnun ediyor mu? Ekmek mideyi doldurduğu gibi havayı da akciğeri dolduruyor. Güzel sesle kulağı, güzel bir manzara gözü, güzel bir fikir aklı, güzel bir mana kalbi, güzel bir şefkat da ruhu memnun ediyor. Onlar da midedir. Yani adam sırf mideyi anlıyor. Akciğer de bir midedir, kulak da bir midedir, akıl da bir midedir. Ama dinsiz felsefeden etkilendiği için dinsiz felsefede böyle bir şey yoktur. Felsefede belagat olmadığından insanla içine girip insana hitap edemiyor. Dışarıda dolaşıyor. Sebep sonuç ilişkilerine mahkum olmuş ve hapsolmuş. Çareyi orada aramış, mutluluğu maddede aramış. Ve hiçbir zaman ulaşamamıştır. Çoğusu da intihar etmiş. Bak akıl ve kalp ve ruh insaniyet mideleri. Altını çiziyorum arkadaşlar. Mide gıda istediği gibi dünya kadar geniş belki ebede kadar uzanan. Ta midenin dairesi ne kadar? 2,5 litre. Aklın dairesini bana gösterin. Ne kadardır? Aklın şu kadar düşünür. Hayır, ebedidir. Mesela isterinizden bir tanesi mal düşkünlüğü. Ne kadardır? Dünyaya tatmin olur musunuz dünya versek? Yani güneş sistemini istemezsiniz yani. Öyle mi Merkür'ün? Mümkün değil. Başka? Hayalinizin hududu var mı? Sahili var mıdır? Yoktur. Hiçbir şeyinizin hududu yoktur. Yani sahili yoktur. Neyle tatmin edeceksin bunu? Bunlar da bir mide, bunlar da istiyor. Baklava istediğin gibi akıl da baklava istiyor. Tedarik etmeye fıtraten mecburdur ve çabalıyor. Bunu da doldurmak zorundasın. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Yaşa Risale-i Nur. Çak bir tane daha. Ver bir tane daha sigara derler ya. Allah Allah. Hoşuma gidiyor ya. Bak şimdi şu hutbe-i şamiye bak. Harika vallahi. Bak. Şurası. Buradan bir paragraf okuyacağım herhalde bitecek. Çok harika ya.
Hem ne bir beşer, durduramıyorum ya kafamı. Ne bir beşer, hususan medeniyet fenlerinin iktizasıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyet himayetini anlamış. Fenler, fizik, kimya, felsefe. Yani şerde dahi bir tane hakikat var. İnsanı merak ettirmiş. Sen kimsin sorularına itmiş. Ben köyde hiç böyle bir şey duymamıştım ya köyde büyürken. Ben kimim diye soranı duymadım ya. Yani kendisini merak etmemiş çünkü okuyan yoktu. Yani felsefe derken okul felsefesi onu bitirdik. Yani fenli, kimyanın, matematiğin, olayların, hadiselerin. Bak servet sahibi oldun. Fabrikan var, araban var. Yatın, katın, atın, eşin, işin, aşın var. Ama mutlu değil insan. Sormaya başladı bu sefer. Ben kimim demeye başladı. Yatın, katın, atın var. Eşin, işin, aşın var. Mutlu değilsin. Niye değilsin? Sormaya başladı. Uyanmış. Kimim o zaman diyor. Ben kimim? Elbette ve elbette dinsiz, başıboş yaşamazlar ve olamazlar. En dinsizi de dine iltica etmeye mecburdur. Çünkü adsi beşeri ile beraber hadsiz musibetler ve onu inciten harici ve dahili düşmanlara karşı istinat noktası ve fakri ile beraber hadsiz ihtiyacata muptela ve ebede kadar uzanmış arzularına medet ve yardım edecek istimdat noktası yalnız ve yalnız sani alemi tanımak ve iman etmek ve ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka uyanmış beşerin çaresi yoktur. Size burada mı demiştim? Ümraniye dershanesine demiştim galiba. Bana birisi video getirmişti. Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papazı adam. Dom demek İstanbul'un en büyük camisi Sultanahmet, Süleymaniye, değil mi? Fatih, Beyazıt diyemen bunlar Dom'dur. Dom camisi diyelim onların tabiri. Yani büyük şehir. Onun papazı tsunami olayını Allah'ın rahmetiyle sıkıştıran, izah edemediğinden Tanrı bizimle alay ediyor diyor. Papaz ha? Papaz hala. Tanrı suya ve havaya hükmedemiyor. Tamam? Aynı böyle diyor. Biz diyor, Tanrı anlayışımızı sorgulamamız gerekiyor. Çünkü nasıl bir Tanrı? Ben diyor orada boğulanların, ezilenler çocukların o bağırmalarını toplasam ben altında ezilirdim. Ve ben insan olarak mutlaka bir şeyler yapmaya kalkardım. Ama inandığımız Tanrı yapmadı bunu diyor. Acaba Tanrı diyor inancımızı doğru olmadığından ben şu anda emin değilim diyor adam. Ne izah edemedi de böyle buna saplandı. Vallahi vahire Allah inkar etti, dini inkar etti. Söyleyin neyi anlamamıştır bu adam? Allah'ı tam anlamamış. Başka? Kader başka? Şerin halk edilmesini anlamamış. En acayip şeyi de şu. İmanı bil ahirete iman olmadığından dünyayı izah edemezsiniz. Mesela bak dünya. Armut'u gösteriyorum. Bu nedir? Armut. Ne demek armut? Şeftali değil de taş değil, su değil. Yani eşeği birbirine kıyas ederek izah etmek edersiniz. Bu nedir? Mikrofon. Niye? Ne demek mikrofon? Tahta değil de ondan, çiçek değil. Yani eşeği birbirine kıyas edersiniz. Ama dünyanın komplesi nedir deyince içine giremezsiniz. Dünya nedir? Ağaç değildir. Allah Allah. İçine dönemezsiniz. İnsan nedir deyince kulak değildir diyemediğin gibi. O zaman dünya nedir sorulduğu zaman dünyanın dışında bir kaynakla izah edeceksin. Eğer dünyanın sonu hiçlikse, dünyanın başı hiçlikse, yani yaratan Allah ve ahirete gidişi yoksa iki hiçlik arasında varlık anlayışı olamaz ve izah edilemez. Fiziğe de zıttır. İki hiçlik arasında varlık olamaz. Entropi kanununa zıttır yani. Matematiğe zıttır. Hesaba zıttır. Başı sıfır olan bir şeyin ön tarafında sayı olamaz. Ve formülize edilen her şey gayiplikten çıkmıştır ama hazırda değildir.
Gayb cehalettedir. İlimde gayblik yoktur. Bir sene sonra ayın tutulacağını, efendim şu kadar zaman sonra tüsinama olacağını, şunlar şunlar olacağını söyleyen ilimse daha olmamıştır. Olmamışsa gelecektir. Geleceği ilimle formülize edilebiliyorsa gelecek yoktur, geçmiş yoktur. Hepsi hazır anda vardır ama anda yoktur. Ana mahkum olanlar için geçmiş gelecek vardır. İlim ehlinde, ilimin hakikatine girenler için kalp ve ruhun dereceye hayatına girdiğinden veya ona benzediğinden geçmişi gelecekle beraber görür. Üstad öyle diyor. Kalp ve ruhun dereceye hayatına gir, dün geceki Kadir gecesini yarın bayramla bugünü beraber gör. Çünkü mazi mustakbel yoktur. Mazi mustakbel maddenin zamanın hareketinin içerisinde mahkum olanlara mahsustur. Evet, bak şimdi. Atsi beşeri ile beraber hadsiz musibetler neyle izah edeceksin? Hadsiz, aciziz. Aciziz ya. Musibetleri bak adam tsunami izah edememiş. Ondan sonra ölümleri izah edememiş. Tanrı diyor, nasıl bir tanrı diyor bu kadar zulümlere müsaade ediyor. O zaman gücü yetmiyor diyor. Hani diyor ben kilisede dua ettiriyordum diyor. Tanrı sonsuz güçlüdür. Tanrı bütün sözünüzü, duanızı duyuyor. Ama ben şimdi inanamıyorum diyor. Tsunami olduğu zaman diyor, kiliseme çıkıp halka bir şey diyemedim diyor. Diyemezsin tabi İslamiyet olmayınca ne diyeceksin? Sen imanı bile ahireti okusaydın. Arkadaşlar derdin mi var? Derdi dert edinirsen dert olmasının sebebim imanı bil ahireti dolduramayışımızdandır ruhumuza. İmanı bil ahiret ne kadar hayatımıza hayat olursa, hayatın hayatı olursa başka şeylerin yeri olmaz. Yani boş kaba suyu koyup hava kabarcıklarının çıktığı gibi olur. Çıkmak zorundadır. Ahiret inancına odaklanmamız gerekiyor ve kapasitesini ve kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Neyin? İmanı bil ahiretin. Kapasitesini ve kalitesini yükseltme nispetinde hasta mısın? Kanser misin? Özürlü çocuğun mu var? Derdin mi var? Ömrün mü kısa? Paran mı az? İmanı bil ahiretini arttır. Sayıyor dördüncü şuada. İşte mala mı istiyorsun? Ahiretin inancını arttır. Allah'ın mülkü senindir diyor. Buradan kalite ve kapasiteleri anlayalım. İmanımız ana babadan kalmış. Arsa bina kalır gibi miras. Ana babadan kalan iman kalitesiz bir imandır. Bu geçiremez seni. Düşe kalkak bir sandal bu fırtınaya tahammül edemez. Bir de çapı kapasitesi yani seni taşıyamıyor senin imanın. Kapasitesi bu kadar. Şimdi taksiyle harfiyat yapacaksın. Kapasitesi yok yani. Seni taşıyamıyor. Olayları taşıyamıyor. Seni ötelere taşıyamıyor. Olayların üzerine çıkartamıyor seni balon gibi. O hep olayların altında kalıyorsun. Çözemiyorsun o zaman. Çözemediğin zaman olayları izah edemediğin zaman imanı bil ahiretin, ahiret inancının kapasitesi ve kalitesi düşük. Onu genişlendirme nispetinde orası burası mı burası mı orası diye şaşırırsın. Terapisi olmayan hiçbir şey yok değil mi abi? Yoktur. Bir tek cehennemliklerin hasret ebedidir yoktur. Evet. Hocam peki ateist bir insana Allah'ı nasıl izah edebilir? Ateist bir insana Asay-ı Musa'yı okudukça senin kafana kaldığı malzemelerle izah etme yetiyor. Asay-ı Musa'yı okudun mu? Okuyacaksın sevgili kardeşim. Şimdi o konu tevhid dersi olacak. Asay-ı Musa'yı bu an okumadınsa hemen sana tavsiyem. İyi ki sordun. Asay-ı Musa'yı okuyacaksın. Ben ilk okuduğum benim elime Allah onlardan razı olsun. Size de nurları tanıtan, size ulaştıran, sizi nur ve Kur'an ve peygamberle inşa edenlerden de razı olsun Allah. Değil mi? Bana meyve risalesini vermişlerdi. Öyle isabet etmişler ki o kada olur. Acayip bir şey. Meyve risalesinden okudum zaten burayı. Tamam. Elhamdülillah. O meyve risalesi var orada. Kastamonu'da lise talebeleri geldi diyor Üstad yanıma. Bir kısım lise talebeleri geldi.
Dediler ki diyor bana, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Sen bize Allah'ımızdan bahset. Ustad da diyor ki, sen muallim, siz muallimleri değil, fenleri dinleyiniz. Her bir fen kendi lisan-ı mahsusu ifadesiyle, özelliğiyle ve tanımlamasıyla, sahasıyla Allah'ı tanıttırıyorlar ve sevdiriyorlar. Ondan sonra bir giriyor, benim şöyle bir sorum vardı, sorunum vardı. Soru demeyeceğim, soruyu çıkarttım ama sorunum vardı. Bir Allah her yerdedir, hiçbir yerde değil. Farklı farklı iş yapıp bir işe mani değil. Bu olamaz. Bu nasıl bu olur diye kıvranıp duruyordum. Size bir tane de bir tüy vereyim. Tüy mu diyorlar? Tüy diyelim ha. Diyor ki size rastlarlar bunu, mutlaka şey yapın. Size bazen Allah'a itiraz edecekler. Ahireti itiraz edecekler. Kaderi itiraz edecekler. Olmaz, yoktur falan. Zannediyorsunuz ki inkarcıdır. Hayır. Niye biliyor musun? Soruyorlar ki, ah içeriden gizli, keşke bir cevap verse şunu ya. Seni zorlamak için, cevabı istediğinden dolayı seni matkaplıyor, seni delmeye çalışıyor. Tamam? Seni zorluyor böyle. Tamam? Bazı sorular öyledir. Peki ha, şunu söyle. Hı? Ha, vay be, tamam. Yani çok canı gönülden istediği içindir. O meyve risalesinde bu sorunum var diye Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Armut yaparken şeftali de yapıyor. Aynı zamanda Rusya'da yaparken Afrika'da da iş, farklı farklı iş yapıyor. Nasıl olur ya bir şey her yerde farklı farklı iş yapacak? Güneş misali var orada. O zaman dengem bozulmuş benim. Çok iyi hatırlıyorum. O kadar kişi hiç kimseyi görmedi. Mübalağa etmiyorum size. Ve orada olanlar da söylüyor zaten. Hatırlattıkça o hatırayı gülüyorlar. Şöyle yapmışım, dengem bozulmuş demek ki. Tamam. Mesele bitmiştir burada. Mesele bitmiş. Sanki hiç kimse yok, bana hitap ediyor. Onların hiç bir şeysi yok. Tamam. Hemen ders yapan abim, Bilal Hoca. Allah razı olsun. Biraz kendime gelince, bir de okuyayım Hasan dedi. Bir de oku dedim hocam. Bir de okudu, izah etti ama ya Rabbi. Dedim ki, bir daha oku. İnan bana, üç defa. Ondan sonra bir daha okuyacaktı. Hocam yeter dedi diğerleri. Hocam biz de merak ediyoruz. Sonra girdi eczacılık misaline. Of. İki misal. Eczacılık misaliyle, güneş misaliyle karşıma duran bir dinsizi hiç görmedim. Ha o inadı ki, küfrü inadı. Ya inanmıyorum diyeni var. Ama ben o iki misale, iki şeyle kaç kişinin Müslüman olduğunun vallahi adedini bilmiyorum. Bir tanesi vardı isteyen de dedi ki, hocam dedi şu iki şey, güneş misali ve eczacılık misalini, eczacılık misalini kullanmıştım. Galiba bana geliyor ki Allah var dedi ya. İnan, hiç unutmuyorum. Ben de dedim ki, he bana da öyle geliyor. İnan. Allah hakikaten bana da öyle geliyor var ya. Yani bazen odamda öyle konuşuyorum ki Allah ile, vallahi deli dersiniz. Şizofreni aşan paranoyak, manyaklaşmış dersiniz ya. Paranoyak dedikleri var ya böyle. Her şeyi şey zannediyor. Yani Allah ile o kadar tatlı oluyor ki bir deneyin isterseniz. Allah ile konuşmayın. Ama kimse görmemesi lazım. Ve sevginizi ve aşkınızı ilan edin. Allah'ım sen biliyorsun ama bir de benden duy. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Bak cevap vermezse Allah beni kahretsin. Nasıl cevap verecek biliyor musun? Kalbinizi böyle acayip lezzetli, pozitif enerji diyeyim. Fiziksel biraz kafam öyle çalışıyor. Fiziksel enerjiyle göreceksin. Böyle tatlı bir hal saracaktır. Bir gün İsa Aleyhisselam'ın ayetini kullandım. Böyle çok zor durumda kaldım. Dedim ki ya Rab beni burada bırakacak mısın? Vallahi Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Yani Allah yemin ettiği için söylüyorum. Allah beni bırak. Beni burada bırakacak mısın? Şu anda sana çok ihtiyacım var. Ama yani böyle konuşun yani. Allah aşkınızı ilan edin, sevginizi ilan edin. Allah ne olur kendinizden uzak tutmayın. Ulaşılamaz, varılamaz, konuşulamaz, tövbe falan diyenlere kulakları çınlasın. Böyle bir şey olur mu? Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah bütün varlığın nurudur. Buzun yapısı sudur. Susuz buz düşünemezsiniz. Esmasız varlık da aynı böyledir. Abi biraz önce şey dediniz ya, imanı
eksik olduğunuz kısımlarda demek ki bir kapasitede eksiklik evet. vardır diye. Şimdi ben mesela kendi adıma söyleyeyim, bir şeyleri yapmadığında ya da eksik yaptığın zaman şimdi insan şunu düşünüyor, yani sen ahirete inanıyorsun, bunları biliyorsun, nasıl yapıyorsun böyle bir şey diye. Şimdi kapasite olayını... Kalitesi düşük bunun. Evet, kalitesinden dolayı. Şimdi bunu arttırmanın tek yolu ilim midir? Hayır. Hayır. Terk. Neydir hocam? Takva. Amenu ve aminu salihat. Tamam mı? Bak, dima terklerle çalışır. Tiryak oldum, günah terk etti, interneti terk etti, televizyonu terk etti, kötüler, terklerle çalışır. Dimanın malzemesi terktir. Takva, namaz, sabaha kadar namaz kılmak, gündüz oruç tutmak değildir takva. Takva, her şeyini vermek değildir takva. Takva, herkesi tutup da bir şey anlatmak değildir takva. Meniyattan ve günahlardan iştinab etmek, eylemsizlik eylemidir. Terk vardır. İkincisi yapılandırma, eylem vardır. Kalp eylemle dolar, dima terklerle dolar. Çok acayip bir şeydir yani. Terklerle, şimdi kafa durmuyor, alet ya, affedin çok özür diliyorum ama tuvalette bile çalışıyor. Çünkü durmuyor ki şimdi. Cep saatini koydun, saatiniz var kolunuzda, der misin tuvalete gidiyorum lan dur işte içeri. Kafada böyle bir alet işte. Eğer televizyon, internet yoksa, ve internetin karşısından çıkıp tuvalete gitsin, hala filmde kafa. Tamam. Şimdi bizde de öyle. Çok özür dilerim böyle. Abdest almadan fırlayıp da not aldıklarım oluyor. Ama gayri ihtiyari bir elimde değil. Yani bir şey. Terklerle çalışıyor demek istiyorum. Kafayı ben günahlardan, haram-ı nazarlardan, yapmaman gerekenlerden uzak durunca kafanın çalıştığını gördüm. Realitedir bende. Bu kitabın dışında yaşadığım bir dünyadır. Muhatap olmuyorum. Hele hele benim kafam ve sizin de öyle çalışacaktır. Haberlere muhatap olmadım. Onunla çalışıyor. Benim kafam haberlerle muhatap değildir. Olmuyorum. Olmayacağım da. Öyle o zaman çalışıyor ki ben öyle zeki bir adam değilim. Ama teslimiyetimde tuttuğum bir şeyi ölesiye tutarım. Tutmanır değil mi? Yani bu böyle mi demiş ustak? Aynen kabul ederim yani. Benim için kesinlikle bu böyledir. Bunun başka alternatifi yoktur. Sadakatim olduğundan Allah da beni bana veriyor. Niçin kendimi bir şey anlatmak için değil? Yani böyle olun. Sorgulamayın Risale-i Nur'u. Hayatınızda sorgulattırmayın. Yani bile bile ihanet etmeyin. Yaparsan gizli yap. Yani. Yapma. Ustad diyor ki böyle ol. Bunun yanında ol. Bunun yanında ol. Veya bunun karşısında ol diyorsa orada ol. Olamıyorsan sus bari. Sus konuşma. Günah sana kalsın. Şunun karşısına dur. Bunun yanında ol dediyse bu böyledir. Böyledir. Cümleyi bitireyim. Uzattığımı biliyorum. Çünkü yani okudum bir daha tekrar ediyorum. Çünkü çok antika. Atsi beşeriyle beraber hadsiz musibetler. İzah edemedi dedim papaz ve onun gibi. Ve onu inciten harici ve dahili düşmanlar. Dahili psikoloji. Psikoloji bozukluklar, duygusal bozukluklara, duygusal bozukluklar, hissi bozukluklara, hissi bozukluklar, şizofreniye, o da paranoyaka kadar götürüyor. Ondan ilerisi de intihardır. İşte diyor ki burada, imani bil ahiret ve Allah inancı, atsi beşeriyle beraber hadsiz musibetler ve onu inciten harici ve dahili düşmanlara karşı istinat noktasıdır. Yani dahili ve harici düşmanları çözemedin, izah edemedin, yorumlayamadın, ona yön veremedin. Mesela su geldi ama kanal açıyorsun. Musibet gelmez değil. Eve su bastı, hemen bir kanalın var. Bodrumda bir kanal şeyi var, oradan bir verdin, su çıktı, tali oldu. Evde cam yok, odun yaktın, tüp çıktı, gaz çıktı. Kirpi çakma kardeşim, pencereyi aç. Bir tali kapısı oldu. İşte hayatımıza gelen sel felaketleri... Çıkan gazlara da cam açmak noktayı istinaptır. Yani Allah'a dayanmak. Allah'a dayanmak demek Allah inancımızın kapasitesini ve kalitesini, çapını büyütmek. Kalitesini yükseltmek. Allah inancının kalitesini yükseltmek lazım. Kapasitesini büyütmek lazım. Saha, kuşattı sahayı. Mesela musibet olduğu zaman Allah var alemimizde.
Karşımızda bir açık seçik geldiği zaman Allah olmuyor. Mesela ortak iş yapıyoruz. Emanet veriyorlar. Emanete ihanet ederken Allah hakim bize değil. Tartı yaparken, tişört alırken gidiyorsun, yazılı tişört alıyorsun, resimli tişört alıyorsun. Kendine ve çocuğuna. Allah hakim değil aleminde. Ya bilmiyordum. Bilmem lazımdı. Çünkü bu dünyadan gittikten sonra bilmiyordum diye bir özür yok. Askerlikte de öyledir. Askeriye gelmişiz. Mekruhtur. Mekruhtur. Ha? Namazda dursan arkadaki adam yazılı okuyor falan. Elhamdülillah Rabbil Alemin oluyor. Kaliforniya mı yazıyor? Ne yazıyor falan? Ne oluyor? Namaza bir gidiyor. Yeni yeni türedi camilerde. Ondan da ikra ettim yani. Önümde namaz gibi bakıyorum ki Adidas yazıyor çoraba. Bilmem ne yazıyor çoraba. Vallahi reklam panosu. Adama sordum bir tanesi. Çorabından, çiğinden, affedersin pantolonun kıçından sırtına kadar. Delikanlı bir şey sarabilir mi? Buyurun dedi. Vallahi bir dedim bu şirketlerden para alıyor musun? Hangi şirketlerden dedi. Dedim ya seni reklam gibi kullanan panolar, belediye dedim panoları parayla şey yapıyor, kiralıyor. Seni kiraladı mı dedim bu. Mesela ona da hiç unutmadım. Bak David mi, David mi ne yazıyor? David ne demek biliyor musun dedim. Davut'un şeyidir. Yahudi yani. Bir tane bir şey marka var giysi. David miydi, David mi neymiş böyle. Ondan sonra Ahmet'e, ya bu dedim bak Yahudi reklam ediyorsun ama şimdi biraz sonra çıkıp da kahrolsun Yahudi diye bağıracaksın dedi. Belki dedi Amerikan Marlboro'yu da yakacaksın. Coca-Cola'yı da koyacaksın. Kahrolsun Yahudi diye bağıracaksın. Allah hangisini yapsın? Fiilini mi yapsın yaptıktan duvayı? Fiili duvanı, sözünü mü? Dedim bak reklam panosu olma dedim. Bari para al dedim ya bedava olmasın. Hiç ses yapmadı gitti son sünneti de kıldı. Tam çıkarken beni bekledi. Dedi ki, beni uyardığın için çok teşekkür ederim. Ama bundan sonra daha takmayacağım dedi. Elhamdülillah. Bilmiyor. Ama böyle nazikane, böyle samimi söyledim şey yapıyor. Ve fakriyle bak. Bunu bitiriyorum. Fakriyle beraber ne kadar fakiriz? Sermaye ne? Bir nefes bak. Allahsız al hadi. Git aslı masalarına sor. Hani anlatmıştım iki hafta önce değil mi? O iki hafta önce miydi? Ha şöyle demişti. Akciğer kanseri olan bir abimiz. Dedi ki, abi dedi hem bana dua olur dedi. Hem benim kardeşlerime ben bir malzeme olayım. Ne? Şunu ne olur ilet dedi derse. Dedi ki, akciğer kanseri ve yoğun bakımı çıkarttılar. Onu sonra diye böyle şeyle bana söyledi. İyi bir abimdi. Dedi ki, ne olur onlara söyle. Ne söyleyeyim abi? Hiç rahat. Yoğun bakımda olmadan, yoğun olmadan yoğun bakıldığını, yani aletsiz, rahat nefes aldıklarının farkındalar mı? Ne olur bir defa farkında olarak aletsiz nefes aldığını bir yapsınlar. O zaman dedim ki, hakikaten ya. Demek ki yoğun bakılıyoruz ki yoğun bakımda değiliz. Bak hakikaten, hakikaten güzelmiş. Doğru söylemiş. Fakriyle beraber hadsiz ihtiyacata müptela, ebede kadar uzanmış arzuları, dünyada mı bitiyor arzuların? Peki istemiyor musun? Sonsuzluk istemiyor musun? Bak ucu yok. Arzuları medet ve yardım edecek istimdat noktası. Yani bela ve musibetlere dayanak noktası böyle koltuğa da Allah'a iman. Nokta istinat. İnsanın fıtratının istediğine cevap veren imdat yok mu beka, ebed, sonsuzluk. Her şeyi istiyorum. Bu imdadına cevap veren de noktayı istimdat olan ahirete inancındır. Bunların kalitesini, kapasitesini yükseltirsek bizim çapımızın içerisine hiçbir olumsuzluk giremez. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı üzerinize ve üzerimize olsun. Bizi sevenlerin de üzerine olsun. Usul ve furularından her kim ahirete ana, baba, evlat diyarlardan geçmişlerse bu maide-i Kur'an-ı sofradan hissedar eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. Amin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza kıbletullah, bedenimize ibadetullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de,
İhlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile daim ve kayım saim eyle ya Rabbi. Amin. Sadakattan bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Bizi cemaattan ayırma ya Rabbi. Amin. Beraber yaşamayı nasip ettiğin gibi ahirette de beraber haşr-ı cem olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kabirde bize ve sevdiklerimize Risale-i Nur'u enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Amin. Münker ve nekir sual meleklerine Risale-i Nur'la cevap vermeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.